Yaşam ne kadar çeşitlidir? Kaç tane tür bulunuyor? Yaşamın ne kadar farklı formu var? İşte bu sorular doğa bilimcilerin biyoçeşitlilik dediği bir kavramla açıklanıyor. Yaşam, dünyanın yüzeyini çevreleyen ince bir katmanın üzerinde bulunuyor. Bu katmanın adı biyosfer. Aslında bunu bir balonun yüzeyi gibi düşünebilirsiniz. Yeryüzünden yaklaşık 3 kilometre kadar yukarıya çıkar, yukarısını kapsar. En yükseklerde göçmen kuşlara ve havada sürüklenen bakterilere rastlamak mümkündür. Bununla beraber yaklaşık 3 kilometre kadar da aşağı iner ki burada da okyanusun derinliklerinde veya kayaların yarıklarında yaşayan canlılara rastlarsınız. Peki ama kaç tür var? Gerçek şu ki tam olarak bilmiyoruz. Tek bildiğimiz çok fazla oldu. Türleri saymaya ve sınıflandırmaya yönelik ilk modern deneme İsveçli bir doğa bilimci olan Linnaeus tarafından yapılmıştı. 1735'te yayınlanan meşhur çalışmasında Linnaeus yaklaşık olarak 4000 tane tür olduğunu söylemişti. Fakat bunlar genel olarak büyük türlerdi. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde doğa bilimciler en az yarım milyon tür olması gerektiği kanısına varmışlardı. 2011 yılında baktığımızda ise çoğu biyolog neredeyse 9 milyon farklı tür olduğunu söyleyecektir. Bazıları ise bu sayının 100 milyona kadar ulaşabileceğini söyler. Bu arada bu sayılara bakteriler dahil değil ki zaten onların sayısı o kadar hızlı değişiyor ki saymamız mümkün değil. Bunlardan yaklaşık sadece 1 milyon kadarı sınıflandırılarak isimlendirildi ve tanımlandı. Peki canlıları nasıl sayarsınız? Aslında bir sürü yöntem var. Bazıları çok zahmetli. Mesela bir alanı ele alıp bir büyüteç yardımıyla oradaki canlıları tek tek saymak gibi. Çevre bilimcilerin tercih ettiği yöntemlerden biri ağ kullanmak. Bunun için çok iyi örülmüş bir ağı bulup ormanda veya çayırda bir alan üzerinde bunu fırlatıyorsunuz. Sonra ağın içindeki canlıları ilaçla sersemletip hepsini alıyorsunuz ve sayıyorsunuz. Bunu yaptıklarında neredeyse istisnasız olarak her seferinde sadece birkaç metrekarelik bir alanda bin hatta daha fazla tür sayabiliyorlar. Ve yine neredeyse istisnasız olarak her seferinde daha önce hiç görülmemiş birkaç yeni türe rastlanıyor. Yani eğer siz de evinizin arka bahçesinde gidip saymaya kalksanız sizce kaç tür bulabilirsiniz? Eğrelti otunun kaç türü vardır ya da kaç çiçek türü, kuş türleri, solucan ve hamam böceği türleri, kaç değişik böcek türü var acaba? Şimdi bir de bunu diğer 7 milyar insanın da yaptığını hayal edin. Hatta galaksimizde yaşanabilen başka gezegenler de olduğunu bir düşünsenize. Bazı insanlara göre böyle gezegenlerden milyonlarca olabilir ve hepsinde de kendine ait milyonlarca çeşitli tür barınıyordur. Yaşam gerçekten de inanılmaz derecede yaratıcı ve çeşitli.